Şimdi hep birlikte maçı izleyeceğiz. İzleyeceğiz ama bakalım linki olan arkadaşlar bir link alsın bakalım. Bu maçı bir yerden izleyeceğiz. Burada yok. Yavaş yavaş arkadaşlar gelsin. Bir saniye ben de şuradan bir açayım bir bakalım. Arkadaşlar, neyse. Dur bakayım ben şuradan bir tane bulayım. Arkadaşlar bu izleyebileceğimiz bu Polsat Sport'tan izleyen var mı bu maçı? Bir saniye dur şuradan bak. Bu sırrın bu siklette ne işi var? Adaletsiz bir durum. Ben o kanalda girdim, açamadım. Ya biz bu maçı nereden izleyeceğiz şimdi? Link olan arkadaşlar varsa bir link alsınlar bakalım biz de izleyelim bu maçı bir yerden. Buradan izliyorum. Nereden izliyorsun? Link var mı? Bir link atabilecek misin? Biz de izleyelim maçı. Yapacak bir şey yok. Dizon vermiyor. Esport Plus vermiyor. Sanki bir yer buldum gibi. Dur bakalım. Bu adamın özelliği neymiş böyle pahalı? Cervante değil misin mi? Orada bok kulübüne geç. Nerede boks kulübüne geçelim? Az bir şey link yok mu oranın linki? Direkt linkini atamaz mısın? Bir saniye. Tamam boks kulübüne giriyoruz ama burada canlı yayın gözükmüyor. İkisi de şımarık boksör. Evet.
Ya bunu bulamayacağız bunu ya. Evet. Tamam da yani bir link alsam bu işi çözeceğiz. Direkt oraya girebileceğiz yani. Oranın direkt girdiğin yerin linkini atamaz mısın? Çok. Bir saniye. Link attın ama link gelmedi. Ha, doğrudur. O zaman YouTube otomatikmen engelliyor. YouTube engelliyor. Dur. Yazdın Google'a yazdığın şeyi bir yazsana Google'a yazıyorsun yani ne yazdığını bir yazsana buraya. Cüneydaydın. Google'a yazdığını bir yazsana buraya. Polsat Spor yazıyorum. Tamam giriyorum ama burada boksa da giriyorum. Ha burada boksa da giriyorum. Ama canlı yok. Yok, burada gözükmüyor. Bir saniye. Dur sanki bir yere girdik buraya herhalde. Dur bakalım yok burada yok. Ha, tamam. Dur. Tamam buldum. Buldum galiba. Dur.
Başka bir şey çıkıyor. Saniye. Bunu buradan şey yapamayacağız. Dur bakalım. Bir yer buldum sanki. Dur bakalım. Ücretli bunlar. Esport'ta var mı? Esport'ta varsa Esport'a üyeyiz zaten. Dizon'la Esport'a üyeyiz. Dur bakayım. Yok ya, esport. Esport yok ya. Bakıyorum ha, yok burada. Esport'ta yok. Esport'ta yok. Dijon'da da yok. Bir saniye. Sen
Yok. Yo, Dizon'da yok ki maç. Dizon burada açık. Dizon'da yok ki maç. Dizon'dan olsa izleyeceğim zaten. Dizon'da yok. Alır bakayım bir de. İşte. Bir yer bulduk gibi. En üstteki site. Aynen, dur. Aynen. Bakalım. Bulduk, tamam. Bulduk, çok şükür. Şimdi oldu. Arkadaşlar. Şu site net. Bak. Real Fırat Karakaş var ya, buradan bu maçı izleyebiliyorsunuz. Bak, bu arkadaşın söylediği adreste bu maçı izleyebilirsiniz. Yollayın hocam linki. Link orada ya, arkadaş yollamış, oradan alın linki. Dur, ben size yine de atayım, dur. Bir saniye. Yapacak bir şey yok yani, bu şekilde izleyeceğiz. Buradan izleyebilirsiniz bu maçı. Hocam yolda para bulmuş gibi sevindin. Aynen öyle. Atmayın, teklif hakkı var. Ana dur, o zaman ben şunu sileyim bir saniye. Ama niye silemiyorum ki ben bunu?
Hocam yolda atmayın, telif hakkı var hocam. Bu arada attığımız yorumu silebilir şimdi. Ya Allah'ım. Bir saniye. Şimdi olsun, neyse. Telif hakkıyla da uğraşamayız. Ne o? Allah Allah. Nazara mı geldi? Ne şey kapandı? Bak işte. Hah, güzel. Uğraşma. Çok sıkıntılı hocam böyle yayınların paylaşılması. Aynen öyle. Ama bir yer bulduk. Gerçekten de çok net yani burası. Net. Çok net gösteriyor. Fundora Garcia. Bak şu uzun boylu da öyle güzel aslında boks fiziği demeyeyim de şu boyunun avantajını kullansa var ya. Gervonta Davis. Sanki Gervonta Davis biraz sönük gibi. Çok rahat değil onu söyleyeyim. Çünkü gerçekten karşısında çok istekli bir İsaç Pitbull Cruz var. Çok istiyor çünkü bir şeyler yapmak istiyor. Bir şeyler kazanmak istiyor. Ailesi için, çocukları için, bunun için mücadele ediyor. Gervonta Davis de belki maddi olarak iyi bir durumda ama kariyeri açısından çıtasını yükseltme açısından çıktığı her maç önemli. Çünkü 25 maç, 24 knockout bu seriyi devam ettirmek isteyecektir. Bu serinin bozulmaması için ringlerde kendini öldürecektir yani. Genelde uzun boylu boksörlere çok sağlam 2-3 tane çarptığın zaman ayakları ince olduğu için ayakları tutmuyor ama iyi oturtman lazım. Bir saniye yorumlara bakalım. Çok sıkıntılı, uğraşma. İnsan kendi yaptığı yorumu silemez mi ya? Kendi yaptığım yorumu bile
silmeme izin vermiyor. Adamdaki boya baksana, bu boyla önüne gelene ezer geçer bu adam. İşte amatörde boy bir yerde avantaj oluyor. Çünkü 3 round olduğu için rakibinin yanına yaklaştırmıyorsun. Puan alıcı yumrukları vurup çıkıyorsun. Hiç kendini çok fazla yormadan, boyunun avantajını kullanarak bu şekilde maçlar kazanıyorsun. Nereli bir çocuk, bir yer İspanyol mu? Bir çocuk vardı aynı böyle, çok uzun boylu. Gerçekten boyunun avantajını çok iyi kullanıyordu. Rakiplerini çok rahat bir şekilde geride bırakıp Avrupa şampiyonu oldu. Boy bazen bir yerde kullandığın zaman avantaj oluyor. Avantaja çevirebiliyorsun. Bazen de kısa boylu boksör ne yapıyor? Kapalı bir şekilde rakibinin yanına yaklaşıyor. Aparkatlarını, kroşelerini çok iyi vuruyor. Attığı her yumruktan çıkıyor. Belleri, refleksleri iyi oluyor. O da kullandığı zaman kısa boyun avantajı da oluyor zaman zaman uzun boylu boksörlere karşı. George Campos dediğim gibi hiçbir maçı kaçırmıyor. Artık şu maç bitsin ama bundan sonraki maç iyi maç olacak. Bu maç izlenir. Bu maçta heyecanı var o maçın. Bir saniye yorumları şuradan da şimdi göreyim yorumları. Uğraşma. Bakalım Gervonta Davis, Isaac Cruz maçı nasıl geçecek? Şu maç mesela ringin etrafındaki boks fanlarını da sıktı. Neden? Heyecanı yok yani. Enerjisi, heyecanı yok. Bir maçın enerjisi, heyecanı olacak yani. Adrenalin olacak maçta. Yani kim ne yapacak? Neler yapacak? Nasıl böyle nasıl söyleyeyim? Etkili yumruklar vuracak. Nasıl böyle sempatik boksta o sempatik yumrukları vuracak? İnsanlara heyecan veren çıkıp yumruklar vuracak. Mesela Canelo Alvarez bunu yapıyor. İnsanlar ne yapıyor? Ayağa kalkıyor. Sorular gelsin arkadaşlar. Soru cevap şeklini ilerleyelim. Hocam yolda bana yorumlar mı gelmiyor daha ya? Anlamadım. Yorum mu yapmıyorlar, yorum mu gelmiyor bana? Günaydın. Başlamadı henüz sanırım. Yok, başlamadı. Biraz daha var. Bir maç daha var. Bir maç sonra Gervonta Davis, Isaac Cruz maçı başlayacak.
Teşekkürler. Rica ederim. Basketbolcular da bak bu maça bak ilgi çok büyük yani birçok yıldız bu maçı izlemeye geldi. Bu maç iyi maç olacak. Hocam ben de Cervantu maçını yorumluyorsunuz sandım. Yok yok daha maç başlamadı. Bir maç var. Bu maçtan sonra bir maç sonra Cervante Davis maçı başlayacak. Abim bir şey soracağım. Tabii ki sor. İstediğini sorabilirsin boksla ilgili. Ama ekonomiyle ilgili sorma. Ekonomi bizim çok çok dışımızda. Honduras maçı 11. dakikadan devam ediyor. Aynen öyle. Şu aslında şu isim amatörde olsa çok fazla iş yapar. Profta ama çok fazla yapacağını zannetmiyorum. Yani bir yere kadar bir gider bir yerde tıkanır bu işin. Bir saniye. Bu Rolando Romero'yu neden iptal ettiler? Bu Rolando Romero maçı cinsel saldırı dolayısıyla işte cinsel bir problemi var herhalde. Bununla ilgili bir cezası mı var? Bir şey var ondan dolayı iptal ettiler. Arkadaşlar bir maç var. Bu maçtan sonra bir maç oynanacak. Sonra Gervonta Davis, İsaac Pitbull Cruz maçı başlayacak. Bir maç daha var. O maç erken de bitebilir çünkü bundan sonraki maç iyi maç olacak. İki boksör de iyi. Belki bu maçtan nakavt gelebilir. Teknik nakavt gelebilir. Bakalım. Çok geç kalmışlar ya. Aynen. Şu maç bitse sıkıcı bir maç. İnsanlar da sıkıldı yani bak ringin etrafındaki insanlar da sıkıldı. İsaç Cruz'dan bekliyorum bir şeyler inşallah. Aynen İsaç Cruz doğrusunu söylemek gerekirse Gervonta Davis'e çok kitlenmiş. Gervonta Davis'i yenebileceğine aslında inanıyor ama benim kendi şahsi fikrim Gervonta Davis'in uppercutları çok iyi. Bazen İsaç Cruz eğilerek geliyor. Eğilerek gelirken özellikle de uppercutlarını iyi vuruyor Gervonta Davis. Yani eğer ters kapanarak geldiğinde o an birkaç tane iyi uppercut vurursa belki İsaç Cruz'u da nakavt edebilir diyeceğim ama İsaç Cruz dayanıklı bir boksör. Yumruğa dayanıklı bir isim. Bakıp göreceğiz. Yani rakibini presle boğan bir isim. İyi maç olacak. Yani Gervonta Davis dövüşmek istemese bile, kaçak oynasa bile peşini bırakmayacak. Yani onu mutlaka ve mutlaka dövüşmeye, yumruk atmaya zorlayacak. Bir pazar akşamı maçı, cumartesi maçı gibi zevkli olmaz. Nefret ediyorum pazar gününden. Yani keşke bu maç mesela Türkiye saatiyle akşam 7-8 gibi olsa bu maçlar 9 gibi 10 gibi olsa süper olacak. Biz de rahat rahat maçları izleyeceğiz ama ne yazık ki yapacak bir şey yok yani. Amerika'da maçlar genel olarak biraz daha İngiltere'deki maçlar erken başlıyor ama bize denk gelmiyor. Yani anlayacağınız biz boks maçı izleyeceksek, prof izleyeceksek uykumuzu böleceğiz. Yapacak bir şey yok. Let's go for it. Boxing. Let's go. Box him.
12th and final round and you want him to box. That's intriguing. Ama maça çok büyük ilgi var. Ringin etrafı dolu, tribünler dolu. Maça ilgi çok yüksek. Enerjisi, heyecanı çok yüksek bir maç olacak. Gerçek, ring etrafı bu şekilde dolduğu zaman genelde maçlar çok heyecanlı oluyor. Adrenalin yüksek oluyor maçların. Bir saniye şuradan da açayım. Fundora rakiplerini nakavtla yenerdi. Bu sefer maç puanla bitecek. Aynen öyle. Nereden izleyebiliriz? Nereden izleyebilirsin? İzleyebileceğim bir yer var. Sikletine göre çok uzun Fundora normalde ağır sikletli olmalıydı. Yani zaten bu şekilde sikletine göre uzun olmasının sebebi bu zaten. Bilinçli bir şekilde rakipleri kendisinden küçük olsun ki rahat bir şekilde yenmek için. İstese o da yani belli bir kiloya gelir ama bu şekilde olduğu sürece de rakiplerini rahat bir şekilde geçer bu boy avantajıyla. Bunu da kullanırsa. Maç bitti. Aynen öyle. Bitsin yani artık maç. Ama yumruklarını güzel vuruyor bak Fundora, ne yapıyor? Sağ çift sağ vuruyor, sol kroşeyi vuruyor yani. Kroşelerini çok kötü vuruyor. Özellikle sağ kroşe yani. Rakibinin boşa, çok boşa yumruk atıyor rakibi. Çok akıs yani, aklıyla dövse belki bu maç farklı olur ama aklıyla dövüşmüyor. Ezbere bok yapıyor rakibi. Bu yüzden Garcia ezbere dövüşüyor. Bak. Son anda bile çok sağlam yumruk aldı. Kazandığına inanıyor ama Garcia. Erdal hocam sen Fight TV'den mi izliyorsun? Yok, ben Fight TV'den izlemiyorum. Ben nereden izliyorum biliyor musun? Şimdi buradan da söylesem telif yer miyim diye bilmiyorum yani. Orada arkadaşlar var. Bir arkadaş bana bu konuda yardımcı oldu yani. Ben söyledi oradan, bir benim yorumlara baksın, orada yazdılar. Oradan şey yap. Benim aşağıya indir yorumları, orada görürsün. İnternette canlı spor yayını yazsan adresleri anladım. Yok yok. Bak şey yap. Burada bak Real Fırat var. Real Fırat o yazdı bak. Benim yorumlara bak burada şeyde mesajlarda aşağıya kaydır. Orada göreceksin. Orada yazıyor. Bir adres var. Orada yazıyor. Oradan izledim ben. İzliyorum şu an. Aynen, Fundora kazandı. Maybe
Their nicknames proving to be more dramatic than the fight tonight. Towering Inferno against El Nino, but we will await the judges' scores as we look at the numbers. Yeah, and we look at it, and part of the problem here again is low percentage landed, both in terms of overall punches and power punches. Here's Jimmy Lennon Jr. Maça yaklaşıyoruz. Yavaş yavaş maça yaklaşıyoruz. Ladies and gentlemen, after 12 rounds of action, we have a unanimous decision. Here are the score totals. Judge at ringside, Tom Carasone, scores the bout 115-113. Alejandro Rochin sees the action 117-111. And Dr. Lou Moret scores the bout 118-110. All three in favor of the winner of the WBC Super Welterweight World Title Eliminator, the Towering Inferno, Sebastian Fundora. Sebastian Fundora proves to 18-0. One drop. Let's go to Jim Gregg. All right, Mauro, thank you very much. Sebastian, congratulations to you. This was a really awkward fight. It was a tough stylistic fight, wasn't it? Yes. Well, this camp, we were working a lot of boxing, and I wanted to display a little bit of boxing for this fight. I felt like I was using my distance a lot more for this fight, and the show. Do you feel as though your height in this instance was a big advantage? Definitely, definitely. Especially on the second part of the fight, I felt like that 6 and 12, we switched up a pace. We started moving a lot more instead of sitting there and trading punches with them that we usually do. Like I said, I just wanted to display something different from what I'm used to doing, banging and getting hit back. I hope you guys enjoyed it. And sıradaki maç Davis'in maçı mı? Yok. Davis'in maçı değil sıradaki. Bir maç var. Bir maç sonra Davis'in maçı. Sıralama bu şekilde benim bildiğim. Bir maç var ama iyi bir maç var. Enerjisi yüksek bir maç geliyor bu maçtan sonraki maç. Gerçekten bir maç bu kadar canlı izlenirdi ya. Çok çok güzel. Bütün roundları almış zaten Fundora. Bir roundu kaybetmiş sadece. Ama yumruk oranları birbirine çok yakın. 117-111. Okay, Mo, thank you. Certainly not the most aesthetically pleasing fight, but congratulations for Sebastian Fundora. He remains unbeaten. We captured some audio in the corner during this fight, and we call it trainer tracks. You don't give up. You're too strong for him. But you touch him, you touch him, and then bam, to the side of the action. Okay, don't get too obsessed with your right hand, okay? Work the body too. You're working that down. Really, like the down we're working. Right now you're doing this. Yeah. Oh, snap it. Snap it, you're in shape, dude. You hit him and then you go back a little bit, okay? Sorular var mı? Sıradaki maç Davis'in maçı. Yok, benim bildiğim bir maç yok, bir maç daha var. Bir maç daha var. Kemer maçı var. Cruz, he has been unbeaten in 18 fights. He's won 11 straight. He hasn't lost since February of 2016. And then you go with Dur bakalım. Davis ve Cruz yazdı ama dur bakalım yani o şimdi mi? Ama yok, bir maç daha var. Of his power punches, and that is first among all
lightweights. It's the main event. Esau Cruz taking on the champion, Gervonta Tank Davis, from here in the Staples Center. Of course, when you have a Tank Davis fight, it brings out some of the hazırlanıyor. Lapa vuruyor şey. İsaç Cruz lapa vuruyor. Yani bu maç şu anda belki şey olabilir. İsaç Cruz da ringe gelebilir şimdi. Aynen aynen. Bu maç arkadaşlar maç başlayabilir şimdi. Ben bir maç daha var biliyorum ama yok maç yok. Şimdi maç başlayabilir. Sırada Davis maçı var aynen. Davis maçı başlıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Maçı izleyin. Açın maçı. Davis de ekranda çalışıyor. Her zamanki vuruşlar tık 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 tık. Genelde rakipler kendileri gibi iyi bir boksörle çıkacağı zaman hep böyle bir üzerlerinde bir endişe olur. Nasıl bir maç olacak? İkisi için de geçerli. Ama İsa Cruz gerçekten istekli. Bu maç iyi maç olacak. Bakalım. Genelde Gervonta Davis ağır yumruklar vuruyor. Güçlü ağır yumruklar vuruyor. Kimi zaman da hızlı atsa da çoğu kez ağır yumruklar vuruyor. Güçlü vurduğu için. Caleb Plant da maçı izliyor bu arada. Caleb Plant da iyi bir isim bence. İyi birisi. NBA'in bütün isimleri burada yani. Ringin etrafında. Boksa Amerika'da çok büyük hayranlık var. Abi yeni geldim. Site ismi var mı acaba? Var, orada yazan arkadaşlar var. Oradan bakarsın. Benim aşağıya kaydır yazışmaları. Orada görürsün. Arkadaşlar maç başlıyor. Eyvallah abi. Maç başlıyor arkadaşlar. Bakalım nasıl bir maç geçecek. Ahmet Bey nerede? Ahmet Bey. Arkadaşlar maç başlıyor. Maça çok büyük ilgi var. Tribünlerde boş yer yok. Yer yok. Arkadaşlar uydu alıcılara haşir neşir meraklı arkadaş varsa bu maçları çoğunu bedava izleyebilirsiniz. Geçeceğim. Sever yüklenen bir uydu alacağım. İsaç Cruz geliyor Meksikalı. Un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo.
Kanalli Olvarez bu maçı bakalım izleyenler arasında olacak mı? Ben şu anda Polsa Spor'dan canlı izliyorum. Bu maçı Polsa Spor'da bir biz bulamadık. Nerede bilmiyorum. Polsa Spor'da bulamadık maçı. Ama çok şükür yine izleyebilecek bir yer buldum. Ortam muhteşem yalnız. Gervonta Davis biraz endişeli gülüyor ama bence içinde maçı yaşıyor yani. Bu maçın onun için zor bir maç olduğunu biliyor. Rakibi kolay bir rakip değil. Ama tabii daha önce de iyi isimlerle dövüştü Gervonta Davis. Özellikle de Santa Cruz. Yine bir sonraki nakavt ettiği boksör. İkisi de iyi boksörlerdi. Kötü boksör değiller. İyi boksörlerle dövüşmeye alışkın ama bu isim de bir başka bir isim. Onu da söyleyelim. Savaşçı bir isim. Mücadeleci, savaşçı. Bırakmayan bir isim. Bakalım Misaç Cruz beklediğimiz gibi ringde olacak mı? Yoksa beklentilerin gerisinde mi kalacak? Gervonta Davis her zamanki boksunu yapabilecek mi? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Gönlüm Misaç Cruz'dan yana ama Davis başka bir seviyede. Doğrusunu söylemek gerekirse Misaç Cruz'un bu maçta bir şeyler yapmasını istiyorum. Yani benim de hani şey bir isim, nasıl söyleyeyim, ailesi için mücadele ediyor. Yani o yüzden hani istiyorum ki bu maçı alsın ama Misaç Cruz için de zor bir maç yani. Bu kolay, Gervonta Davis kolay bir rakip değil. Akıllı boks yapan güçlü bir isim. Davis'i zaten yakalayacak çünkü prese dayalı boks yaptığı için bütün rakipleri dövüşmeye zorluyor. İsaç Cruz'un yüzü çok korkutucu, tam pitbull gibi. Zaten kendine o ismi koymuş. Ama son zamanlarda da özellikle Gervonta Davis kendini çok geliştirdi ring içerisinde. Gittikçe daha iyi oldu. Daha iyi boks yapmaya başladı. Misaç Cruz da son zamanlarda istekli maçları istiyor ve bunun için de savaşıyor. Arkadaşlar bir link atın. Misaç Cruz geliyor. Maç başlıyor arkadaşlar. Maç başlıyor arkadaşlar. Misaç Cruz.
İsa Cruz geliyor. Bakalım Canelo Alvarez maçı izleyecek mi? Link atar mısınız kardeşim? Link atan arkadaşlar oldu orada. Çok büyük seyirci var. İzleyen çok, fan çok. Meksikalıların geleneksel şapkası var İsaç Cruz'un başında. Özellikle de Amerika'da çok büyük Meksikalı boks fanları var ve bütün neredeyse bütün maçları full dolduruyorlar. Canelo Alvarez maçı, İsaç Cruz maçı. Karşılaştıkları rakiplere bakarsak Cervantes Davis'in 10 maçı hep 4-5 yıldızlı boksörler. Aynen, iyi boksörlerle maç yap. Gervonta Los Angeles forması adı ne onun? Cruz da tabii, Cruz, İsa Cruz da rahat değil çünkü karşısında Gervonta Davis gibi 25 maçın 24'ünü nakavt etmiş bir isim var. Tabii o da çok rahat değil. Tamam, istekli olabilir. Savaşçı, mücadeleci. Ama karşısındaki isim de normal bir isim değil. Şimdi de göreceğiz yani. Bakıp ikisi nasıl bir performans sergileyecek. İkisi de aslında birbirinden yetenekli, kaliteli iki isim. Maç başlıyor arkadaşlar. Gervonta Davis gelecek. İyi şeyler ben buldum işte. Sağ ol. Geliyor Gervonta Davis. Bakalım Floyd Mayweather burada olacak mı? Bakalım. Saniye, şurada bir bakalım canlı sohbet. Gervonta ne kadar rahat, bu iyi bir şey mi? Ya bu şöyle yani, kendini rahat göster diyor. Yani rahat göstermesi, hani maçı sorun etmiyorum, takmıyorum, ben rahatım, özgüvenim yüksek gibi. Yani boksörlerin genelinde bu vardır, gülerler işte, rahat hareketler işte, boksörlerde bu vardır. Ama tabi gülmek de olmuyor bu iş. Ringin içine girdiğinde göstermek de oluyor. Bakalım. O rahatlığı ring içerisinde de görebileceğiz mi? Yaptığı boksa göreceğiz. Bakalım neler yapıyor. Gervonta Tank Davis ringde arkadaşlar. Maç birazdan başlıyor. Birazdan. 5-10 dakikaya maç başlıyor. Gervonta
Floyd Mayweather ringin içerisinde. Gervonta Davis'e bir şeyler söyledi. Aynen. İsaç Cruz da genç bir isim. Prof'ta iyi işler yapacaktır İsaç Cruz. Floyd Mayweather bir şey söylüyor Gervonta Davis'e. Keşke Canelo Álvarez Alvarez'de yani ringde olsaydı, İsaç Cruz'un yanında olsaydı bu maçta veya ringin etrafında olsaydı. Bence çok iyi moral olurdu İsaç Cruz'a. Aynen, çok iyi olurdu bence. Aynen öyle. Bir bağları var mı Canelo'yla? Ya ki Canelo Alvarez şey yaptı. Mesaj gönderdi Cruz'a. Kendini inan kardeşim dedi. Dövüş dedi. Yenebileceğine inan dedi. Ben yenebileceğine inanıyorum dedi. İşte mesaj gönderdi. Moral mesajı gönderdi İsaç Cruz'a Canelo Alvarez. Maç başlıyor arkadaşlar. İsaç Cruz. Bakalım bu maçta iyi işler olacak. İsaç Cruz. İsaç Cruz'da çok büyük destek var, onu söyleyeyim ring etrafında. Yani İsaç Cruz fanları da var. İnsanlar hep neyi merak ediyor bak. Gervonta Davis ne yapacak? Knockout edecek mi? Nasıl dövüşecek? Çünkü 25 maçın 24'ü knockout yaptığı zaman bir boksör, insanlar bu tarz boksörlerin maçını merak ediyor. Yani ama bu işin de doğrusunu söylemek gerekirse yapacağını yapıyor yani. Knockoutçu bir boksör. Sert vuruyor. Aynı Mark Tyson gibi. İnsanlar nasıl ki Mark Tyson'ın maçlarını sabaha kadar uyumuyordu, izliyordu. Aynı bu maçta bu şekilde. Maç başlıyor arkadaşlar. Maç başlıyor. Davis'in annesi de ring etrafında. Gervonta Davis. Maçı izliyor. İsaç'tan geldim. Boksörler ring ortasına geliyor. İsaç Cruz geldi. Gervonta Davis de geldi. Hakem son uyarıları yapıyor. Fizik olarak çok üstün yani Gervonta Davis. Boyu uzun ondan.
Daha iri duruyor karşısında ama bakalım. Tabii boyu uzun olması hiçbir şey ifade etmiyor. Mücadele etmesi gerekiyor. Maç başlıyor arkadaşlar. Gong sesi her an çalabilir. Aynen öyle. Maç başlıyor arkadaşlar. Germano Davis psikolojik... Maç başladı. Her zamanki gibi İsaç Cruz ileri gidiyor. Boşa giden sol kroşesi var İsaç Cruz'u. Kapalı gidiyor aynı. Aynı boksu yapıyor. Farklı değil. Germano Davis oynuyor. Yanlara. Bir sol kroşe vurdu. Yakaladı İsaç Cruz. Dediğim gibi onu dövüşmeye zorlayacak yani. İsaç Cruz'la kim dövüşürse dövüşsün yumruk atmak zorunda. Alta çok güzel bir aparkat vurdu İsaç Cruz. Germano Davis dediğim gibi akıllı dövüşüyor. Güzel boşaldı Germano Davis. Bu maçta ayaklarını çok kullanması gerekiyor Germano Davis'in. Boşa giden İsa Cruz yumrukları. Sağ parka sol kroşesi boşa gitti. Oo, çok güzel bir sağ kroşe vurdu İsa Cruz. Biraz dengesi bozuldu. Germano Davis'in. Boşa giden İsa Cruz yumruğu. Sağ kroşesi boşa gitti. Çok güzel bir aparkat çıkarttı Germano Davis. Biraz daha Davis akıllı rahat boks yapıyor. Güzel bir sol kroşe vurdu ama kapalı İsaç Cruz. Pardon sağ kroşe. Ring iplerindeler sarıldılar birbirlerine. İlk roundlarda bir şey olmaz zaten. 2-3 round bir şey olmaz. Çok tehlikeli savuruyor İsaç Cruz yalnız. Bu maçta sürpriz de olabilir bak arkadaşlar. Sürpriz olursa hiç şaşırmayın. İsaç Cruz tehlikeli bir boksör. Bazen de vurduğu yeri görmüyor İsaç Cruz. Sırtına da vurduğu oluyor zaman zaman. Ring iplerinde Germano Davis. İsaç Cruz çalışıyor. Çok güzel. İsabetli bir sol proje İsaç Cruz'da. Aşağıya. Aa, yerde. İsaç Cruz yerde. Sağ kroşeyi çok iyi vurdu. Germano Davis. Dengesini kaybetti. Yere düştü İsaç Cruz. İlk round, ilk 3 round bir şey olmaz. İlk 3 round normal geçer. Yok. Ensesine vurmuş. Ensesine. Şu kolun altıyla o da dengesini kaybedip düştü. Dediğim gibi İsaç Cruz rakiplerine kontrolü ele vermiyor. Vermemesinin nedeni şu, sürekli pres yaptığı için rakiplerini bozuyor. Rakipleri rahat boksunu yapamıyor. Mecbur yumruk atmak zorunda, mücadele etmek zorunda, savaşmak zorunda. Bak Germano Davis'i nasıl mücadeleye zorluyor, dövüşmeye zorluyor İsaç Cruz. Çünkü sürekli geliyor, sürekli. Geri yok, hep ileri. İkinci round başladı arkadaşlar. Boşa giden İsaç Cruz yumruklar. Yani mesafeyi iyi ayarlamıyor. Mesafenin dışında vurduğu için yumrukları boşa gidiyor. Biraz daha içeri sokulması lazım İsaç Cruz'un. Yine sarıldılar.
Gervonta Davis güzel dans ediyor. Yanlara iyi oynuyor. Ayakları güzel. Ring etrafına ipe yaslandılar. Şimdi ring ortasındalar ringin. Hala bir sol aparkat sağ kroşa vurdu. German Davis. İsabetli yine sarıldı. Boşa giden İsa Cruz aparkatı. Sağ aparkat. Güzel. Gervonta Davis aparkatları çok güzel bir sol aparkat. Gervonta Davis'ten isabetli. Boşa gitti. Gervonta Davis'in sağ kroşesi. Sarıldılar. Çok iyi diyor. Saç kuruş çok iyi diyor. Oo, çok güzel boşaldı. İsaç Cruz da çok etkili bir sol kroşe vurdu. Çok iyi boşaldı Gervonta Davis. Aparkatlar İsaç Cruz'a. Sarıldılar yine. Gervonta Davis bu maçı çok ciddiye alıyor. Çok dikkatli. Güzel bir sol kısa direkt vurdu. Cruz preslerini artırıyor ama stratejisi şu şekilde. Gervonta Davis'in büyük bir ihtimal ilk 6 round Gervonta Davis kaçak oynayacak. İlk 6 round dövüşmeyecek veya 7 round 8-9-10 Gervonta Davis etkisini yavaş yavaş gösterecek. Yani girişmeye girecek. Çok fazla yumruğu 7. 8. round'dan sonra atacak bence. Şimdi İsaç Pitbull Cruz'un nasıl söyleyeyim kondisyonunu biliyorlar. Yaptığı boksu biliyorlar. Prese dayalı çok yumruk atıyor. Bu yüzden onunla 12 round boyunca kırışırsa belki son 3 round'ı çok zor çıkardır. 4 round'ı. Bu yüzden Gervonta Davis 7. 8. round'dan sonra biraz daha yüklenecek maça. Benim şahsi fikrim bu. Stratejileri bu. Bence doğru mu? Doğru. Bu isimle girişmeye kalsan 12 round'u zor çıkartırsın. İsaç Cruz ciğerli bir boksör, dayanıklı bir boksör. İsaç Cruz güzel. Bellerini güzel oynatıyor. Yumruklardan kaçıyor. Gervonta Davis'in hiç rahat olmadığı bir maç bu bence. Bu zamana kadar ki. Ama ayaklarını çok iyi kullanıyor Gervonta Davis. Yanlara çıkıyor. Dans ediyor. Bu güzel. Aynı Canelo Alvarez gibi yapıyor. Yeri geldi oynamasını biliyor. Dans etmesini biliyor. Sırtına vuruyor İsaç Cruz. Yani bazen vurduğu yeri görmüyor. Savunması güzel İsaç Cruz'un. Çok güzel bir sol aparkat sağ kroşe vurdu Gervonta Davis. Yine sarıldılar. Şu ana kadar maçta olağanüstü bir enerji yok, bir heyecan yok. Bakalım kaçıncı rauntta başlayacaklar. Sarıldılar yine, ringin ortasındalar. Gervonta Davis'in yumrukları daha net. Görüntü açısından çok güzel.
Sempatik yumru kuruyor. Hızlı ve sempatik. Çok güzel bir yatarak sağ kroşe attı Gervonta Davis ama isabetli değil. Pardon, sol kroşe. Maç bu şekilde giderse Gervonta Davis bu maçı alır. Köşede Gervonta Davis. Köşeden çıktı. Güzel bir sol kroşe vurdu Gervonta Davis. Çok faullü yumruklar atıyor İsaç Cruz. Çok güzel bir sol aparkat vurdu. Aparkat kroşe karasında Gervonta Davis. İkinci aynı şekilde. Bu yumruklar alıyor İsaç Cruz. Sarıldılar yine. Gong sesi çaldı. Bu şekilde giderse Gervonta Davis bu maçı alır. Stratejiler iyi. Teknikler iyi. Gervonta Davis'in köşenin doğruyu söylemek gerekirse bence akıllı boks yapıyor. Bu şekilde giderse maç Gervonta Davis'in olabilir. İsaç Pitbull Cruz biraz daha özellikle de aparkatlarını, kroşelerini görerek vurması lazım. Arkadaşlar dördüncü round başladı. Yapması gerekeni yapıyor. Mesela Canelo Alvarez Gennady Golovkin karşısında nasıldı ikinci round? İkinci maç sürekli oynuyordu. Gervonta Davis de aynısını yapıyor. Aynı taktik. Olması gereken bu. Akıllı boks. Güzel. İsaç Cruz tutuk. Açılamadı. Bence istediği boksu şu ana kadar yapamadı İsaç Cruz. İstediğini yapmıyor. Güzel. Şimdi güzel aparkatlar vurdu İsaç Cruz. Boşa gidiyor yumrukları. Mesafenin dışından attığı için İsaç Cruz yumrukları boşa gidiyor. Gervonta'nın taktiği, stratejisi bence çok iyi. Yaptıkları taktik, strateji bu şekilde bir boksörün karşısında olması gereken boksu yapıyor. Yani bu daha ona kazandıracak. Oo, çok güzel bir sol kroşe vurdu İsaç Cruz. Yakaladı Gervonta Davis'i. Boşa giden Gervonta Davis yumrukları yine sarıldılar. Yumrukları tutmuyor ikisinin de. Denk gelse ikisi de çok sarsılacak. Yanlara iyi boşalıyor Gervonta Davis. Güzel bir sol aparkat vurdu Gervonta Davis. İsabetli. İsaç Cruz mesafeye girmediği için attığı kroşeler boşa gidiyor. Biraz daha içeri sokulması lazım. Ama hep mesafenin çok güzel bir sol aparkat vurdu alta Gervonta Davis. Hep mesafenin dışında tutuyor İsaç Cruz'u Gervonta Davis. Bu yüzden istediği boksu İsaç Cruz yapamıyor. Yumrukları boşa gidiyor.
Maç biraz daha şiddetini arttırdı. Bu round arttırdı şiddetini maç. Bu round daha çekişmeli bir round izleyeceğiz. İkisi de attığı yerleri görmüyor bazen. Çünkü ikisi de korkuyor ki ters bir yumruk yiyeceğim. Kötü bir duruma düşmekten korkuyor ikisi de. Yani bu yüzden biraz çekinerek boks yapıyor. Rahat değiller ama İsaç Cruz da çok tutuk dövüşüyor. Normalde çok daha fazla yumruk atan bir isim. Ama karşısındaki isim daha kalçı bir isim. Yani o da bunun farkında. Bu yüzden hani olur böyle ters bir yumruk alırım, nakalt olurum işte, rezil olurum gibisine düşünebilir yani. Maç başladı arkadaşlar. 5. round başladı. Yine her zamanki gibi yanlar oluyor. Gervonta Davis yanlar oynuyor. Dans ediyor sürekli. Maçı şu anda zaten Gervonta Davis soğutuyor. Maçı soğutuyor. Yani maçın adrenalini arttırmıyor. Adrenalini arttırsa aslında İsaç Cruz'un avantajı ne olacak bu? Çok güzel bir sol aparkatlıdı Gervonta Davis. Etkili. Gervonta Davis uygun zamanı bekliyor. O indirici yumruklarını vuracak. O aparkattan, indirici aparkattan, kroşelerini, ama uygun bir zamanı bekliyor. Onun açılmasını bekliyor. Çözüm. Çok güzel bir sol aparkat. Sağ aparkat vurdu. Davis. Şu ana kadar maçta bir adrenalin yok, heyecan. Fanları ayağa kaldıracak. Güzel bir sağ direkt, sol direkt vurdu. Gervonta Davis. Hakeme karşı geliyor. Gervonta Davis. İşi büyüttü. Güzel vuruyor sol kroşeler, sağ kroşelerini Gervonta Davis. Çok net isabetli. Özellikle de sağ aparkat sol kroşelerini çok iyi vuruyor. İsaç Cruz da nakavt ederse hiç şaşmayın. Gervonta Davis. Sanki biraz sallandı gibi İsaç Cruz. Akıllı boks yapıyor. Akıllı güzel dövüşüyor. Şu zamana kadar ben beğendim. Psikolojik üstünlük Davis'te. Aynen. Psikolojik üstünlük şu anda Davis'te. İsaç Cruz çok tutuk. Açılamadı. İstediği boksu yapamıyor. Vuramıyor. Yani biraz daha rahatlaması lazım. Yani vurduğu yeri görmüyor İsaç Cruz bazen. Sırtına vuruyor. Yani omzuna vuruyor. Boşa çok yumruk attı. Boşa giden yumruk da insanı yorar.
6. round başladı. Çok sert yumruklar atıyor aslında İsaç Cruz ama isabetli olmadığı için boşa gidiyor ve bu da İsaç Cruz'u çok fazla yoruyor. Oo, çok güzel bir sol direkt isabetli İsaç Cruz'dan. Güzel vuruyor bak. Gervonta Davis gelişine sağ kroşesini, bunu hani dün şeyde Jojo Diaz da yapması gerekiyordu. Bak gelişine sağ direni, sağ sol direni, sol kroşesini çok iyi vuruyor. Bak yine sol aparkatını çıkartmaya başladı Gervonta Davis. En iyi yumruklarından bir tanesi bu Gervonta Davis'in. Gervonta Davis ters kart olduğu için İsaç Cruz istediği oyunu tutturamıyor. Yani bazen ters kart boksörler rakiplerine ters gelebiliyor. Güzel bir aparkat geldi İsaç Cruz'dan. Boşa giden İsaç Cruz yumruklar. Yani mesafenin çok dışında. Güzel bir sol direkt vurdu Gervonta Davis. İsabetli. İsaç Cruz'un 100 yumruğunu şu anda 60'ı boşa gitti. Attığı bu zamana kadar. Yine aynı bak. Boşa gitti. Zamanlamayı iyi ayarlamıyor. Ayarlamadığı için bak yine gitti. Bu yumruklar hep boşa gidiyor. Havayı dövüyor şu anda. Ama tabi bu da Gervonta Davis'in dikkatli oluşu, ayaktan iyi oluşu. Mesafenin içine sokmadığı için o da ne yapıyor? Bir şekilde ona sokulmaya çalışıyor yumrukta ama tabi yumruğunu isabet ettiremiyor. Bir yumruk var bu zamana kadar bu roundda. O da İsaç Cruz'un sağ direği. Beklenilen enerjinin altında maç. Beklenilen enerjinin altında ama ben bu rounddan sonra söylemiştim. Bu rounddan sonra ikisi arasında daha çekişmeli bir maç olmasını bekliyorum. Yani bu 7. Yedinci round. Bu rounddan sonra demiştim biraz daha çekişmeli olacak maç diye. Daha çekişmeli olacaktır bundan sonraki roundlar. Gervonta Davis de başlayacaktır yumruk atmaya bence. Doğru taktik, doğru strateji başarıya götürüyor. Yani şu anki Gervonta Davis'in taktiği, stratejisi. Bak yumruk havaya atıyor yumrukları. İsaç Cruz çok kötü bu. Yani şu ana kadar baktığımızda bütün iki roundu sadece İsaç Cruz almış. Gerisi Gervonta Davis'in. Gervonta Davis maçta üstün durumda. Rahat Oo, çok güzel bir sol kroşe vurdu İsaç Cruz. İsabetli. Kaçarken yakaladı onu. Ama
bu şekilde giderse maç Gervonta Davis'in olur. Kontrol Gervonta Davis'in elinde. Daha akıllı boks yapıyor. Daha dikkatli. Aparkatını vurdu. Her zamanki meşhur aparkatlarını Gervonta Davis ama boşa gitti. İsabetli değil. Yine sarıldılar. Maçı çok soğuttular. İsa Cruz'dan aparkatları var. Gervonta Davis'ten güzel bir sağ kroşe. Boşa giden İsa Cruz yumrukları. Maç dediğim gibi daha enerjisi yükseldi maçın. Gervonta Davis de başladı kombinelerine. Yine sarıldılar. Maçın dediğim gibi bak 7. round'da enerjisi yükseldi. 8. round'da daha iyi olacak. Aşağıya sağ parka, sağ kroşe. İsa Cruz'dan. Artık Gervonta Davis de durmaya başladı ortada. Dövüşmek istiyor. Güzel bir aparkat. Gervonta Davis de. Kombineleri vurmaya başladı. Artık bundan sonra dövüşecektir Gervonta Davis. Daha kaçmayacak. Yumruk atmaya başlayacak. Sarıldılar. Artık daha oynamayacak. Dövüşecektir bundan sonra. Vuracaktır. Artık son roundları rahat çıkartabilir. Bu rounddan sonra. Etkili yumrukları var Gervonta Davis'in. Yani puan alıcı yumrukları var. Sekizinci round başladı arkadaşlar. Gervonta Davis durdu. Artık dövüşecektir bundan sonra. Daha kaçmayacak. Çok fazla dans etmeyecektir daha. Artık yumruk atmaya başlayacak. Yerde İsa Cruz yerde ama dengesini kaybetti. Yumruktan değil. Güzel bir sol aparkat. Kroşe aparkat karışımı. Hızlı yumrukları var. Çok güzel boşaldı Gervonta Davis. Güzel bir sağ kroşe isabetli Gervonta Davis. İsa Cruz'un sol direk geldi isabetli. Artık yumruk sayısını çoğaltmaları lazım. Gervonta Davis İsa Cruz'un arkasında. Bu akşam gününde diyebiliriz Gervonta Davis'i. Daha dikkatli, daha konsantre. Daha ciddi almış maçı. Güzel köşeden çıktı Gervonta Davis. İsa Cruz geliyor her zamanki gibi ama yani şu ana kadar dediğim gibi maçta bir insanlar adrenalin bekliyor. O heyecanı insanlara yaşatamadılar hala.
is Choki's a really different a variety of combinations of boxing skills. Choosing his punches well. I mean, icing on the kick for tonight will be just a knockout. Köşedeler, sarıldılar. Yine sarıldılar. Aleykümselam arkadaşlar, hoş geldiniz. Güleşiyorlar. Oo, çok güzel bir uppercut. İsa Cruz'da. Güzel. 8. round bitti. Bakalım son 4 round. Son 4 round nasıl geçecek? Floyd Mayweather biraz endişeli. Floyd Mayweather ayakta. Bence endişelenecek bir şey yok. Gervonta Davis iyi dövüşüyor. Doğruya doğru yani. İsa Cruz beklenenin gerisinde. Aynen öyle. Onun müdahale edeceği bir durum yok şu anda. Zaten Gervonta Davis'i şeyi götürüyor şu anda. Çok güzel bir sağ kroşe vurdu İsa Cruz. Bir sağ kroşe daha. Çok güzel bir sol direkt vurdu Gervonta Davis. Bak, fanlar ayağa kalktı. Başladı maç. Maç şimdi başladı asıl. Çok güzel bir sol kroşe vurdu Gervonta Davis. Boşa giden Gervonta Davis aparkatı. Sağ aparkat. Boşa gitti. Gervonta Davis puan olarak önde. 77-75. Birbirlerine aslında çok uzak değiller. Ortada giden maç. Yumruk sayısı 77-75. Davis'in üstünlüğü var. Sertleşti maç. Net bir yumruk yok böyle. Yani net diyebileceğimiz. Boşa giden yumruk çok. İki boksörden de. Sol direğe isabetli Gervonta Davis'in. Sarıldılar. Köşede sarıldılar. Boşa gitti. Gervonta Davis'in attığı yumruk. Sağ aparkat. Güzel bir sol kroşe vurdu Gervonta Davis. İsabetli. Aynı şekilde yine sol kroşe vurdu. Sağ direkt. Oo, çok güzel bir sağ kroşe vurdu Gervonta Davis. İsabetli. Boşa giden İsa Cruz yumruğu. Maç sertleşti.
9. round bitti. Son 3 round. Floyd Mayweather mutlu. Önde. Gervonta Davis önde. Puanlamada önde. Akıllı boks yapıyor Gervonta Davis. Yapması gerekeni yapıyor. İsa Çukuruz gerçekten çok iyi bir boksör. Kötü değil ama çok tutuk dövüşüyor burada. İstediği boksu yaptırtmıyor Gervonta Davis. Mesafeyi çok iyi koruyor. Ayakları iyi oynuyor bu maçta. Kendini yakalatmıyor. Yani boks bu. Boks akıl üzerine. Akıl, bu işi akıllı yapıyorsan ringde kazanıyorsun. Ama aklını kullanmayıp güce dayalı yapıyorsan bu işte kaybediyorsun. Mesela Gervonta Davis de güce dayalı yapsa şu anda boksu, emin olun İsa Cruz Gervonta Davis'i kırar. Hatta maçın adrenalini de kendi adrenalini de onun sayesinde yükseltir ama buna izin vermiyor Gervonta Davis. Çok akıllı dövüşüyor bu maç. 10. round. İsa Cruz başladı. Kombinelere. Gervonta Davis iyi kaçıyor köşede. Boşa. Boşa atıyor. Çok kötü gözüküyor İsa Cruz'un yumrukları. Güzel bir sol kroşe vurdu. Gervonta Davis. Güzel vurdu. Sağ kroşe, sağ direkt Gervonta Davis. Yumruk atmaya başladı Gervonta Davis. Sarıldılar. Ooo çok güzel bir sağ uppercut İsa Cruz'dan. Çok iyi yakaladı. Yine sağ kroşe yakaladı İsa Cruz. İsa Cruz iyi yakaladı Gervonta Davis'i. Riske girmiyor Gervonta Davis. Ama iyi yakaladı. Murat bence İsa Cruz'u. Son 2 round. Son 2 round. Bence bu maç biraz yumruk sayısının çoğalması lazım. Özellikle fanlar açısından
Çünkü fanları biraz adrenalin yükseltmeler lazım. Ortada dövüşmeler lazım. Sarıldılar yine. Round başladı. 11. round başladı. Çok güzel bir sağ uppercut vurdu İsa Cruz. Boşa giden İsa Cruz yumrukları. Ringin ortasındalar. Sağ kroşe vurdu. Gervonta Davis isabetli. Boşa gitti İsa Cruz'un yumrukları. Maç sonu rahat kaldı. Aynen öyle. Ya bir türlü boksu birbirlerine uymadı ikisini de. Yani bir türlü denk tutturamıyorlar ikisi de. Yani ikisinin ya yumruğu boşa gidiyor ya sarılıyorlar. İkisi de birbirine ters geldi. Hala dans ediyor Gervonta Davis. Risk atmak istemiyor, kırışmıyor. Görsellik açısından çok güzel hareketler yapıyor Gervonta Davis. Hareketler yani teknik olduğunu, akıllı boks yaptığını gösteriyor duruşuyla, hareketleriyle. Aşağıya çok güzel bir sağ direk. Sert yumruk İsa Cruz'dan ama isabetli değil. Bunun İsa yazılara son round'da kaldı. Aynen öyle. Son round. Arkadaşlar son round. Ne olur son round? Maç son round'da kaldı. Çok akıllı maç, çok akıllı maç. Gervonta Davis çok akıllı maç. Doğru olanı yaptı. Boksa doğru olanı yaptığın zaman kazanıyorsun. Gervonta Davis de doğru olanı yaptı. Son round başlıyor arkadaşlar. Aslında İsa Cruz kötü bir boksör değil ama bir türlü yakalayamadı. Güzel bir sağ kroşe Gervonta Davis'ten isabetli. Dans ediyor Gervonta Davis. Hiç risk atmıyor.
Son 1 dakika 42 saniye. 105-104 puanla yumruk sayısı. Toplamda çok yakınlar birbirine. Yakın bir maç. İsa Cruz'un yumrukları boşa gidiyor. Çok çirkin gözüküyor. Ayağa kaydı. Dengesini kaybetti Gervonta Davis. Bir düştü yere. Son bir dakika. İsa Cruz'un yumrukları boşa gidiyor. Gervonta Davis önde olduğunu biliyor. Bu yüzden maçı asılmıyor. Hiç tehlikeye sokmuyor. Gervonta sürekli Floyd tarzı dövüşüyor. Aynen öyle. Yani akıllı boks yapıyor. Çok akıllı boks. Aynen teknik uzaktan. Aynen. Hiç bozmuyor. Hiç risk atmıyor. Son 11 saniye. Galibiyete çok yakın Gervonta Davis. Davis çok yakın. Davis yine serisine bir yenilgisini daha ekledi ama nakavt değil. Yok. Maç Gervonta Davis'in. Maç Gervonta Davis'in. Yani hakkı yani maç. Yendi sence. Teknik olarak yendi. Aynen bence de yendi. Gervonta'yı maç. Yani bu maçta biraz Gervonta Davis dövüşseydi Gervonta Davis dövüşseydi maç çok farklı olurdu. Ama akıllı boks yaptı. Ama puanlama birbirine çok yakın. Yumruk sayısı. Ama puanlama da Gervonta Davis önde. Nasıl maçtı arkadaşlar? Floyd'da çalışıyorsanız normal bu sonuç. Aynen öyle. Nasıldı maç? Beklediğiniz enerji. Benim beklediğim enerji de değildi. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ben daha iyi bir maç beklerdim. Gervonta'nın sol el tarak kemiği biraz zedelenmiş sanırım. Yani maçta normal. Böyle maçlarda hastanelik olabiliyorsun. Kolun kırılıyor. Yani parmağın kırılıyor. Her şey olabiliyor. Kaburgan kırılıyor. Yani sert maçlar bunlar. Davis bu maçta çok hasar almak istemedi. Bir dahaki maçı büyük ihtimal sağlam biri olacak. Bence de evet puanlar açıklanıyor. Bakalım maçı kim kazandı? Ama Gervonta Davis yani bence kazandı. Maçtan önce Crawford'un Porter maçını izledim. Aynen eli yaralanmış Gervonta Davis'in. Sol elinde bir hasar var. Puanla. Aynen puanla Gervonta Davis kazandı maçı bence. 3 hakem de Gervonta'ya verdi. Ya, tamamdır yani maç. Genel olarak maç nasıldı arkadaşlar? Beklediğiniz gibi miydi? Benim değildi şahsen. Ben daha iyi bir maç beklerdim. İsa çok iyi ama teknik yok. Aynen öyle. Akıllı boks yapmıyor. Ben daha iyi maç bekliyordum. Aynen. Ben de daha iyi bir maç bekliyordum. Benim beklentilerimin de gerisinde maç.
115 to 113. All three in favor of the winner. And still Gervonta Davis. Gervonta Davis. Davis kazandı. İyi maç, iyi maç. İyi maç. Güzel teknik. Taktik güzel, teknik güzel. Akıllı boks. Bu tarz bir boksöre ancak bu şekilde dövüşülürdü. Zevk yok, aynen zevk yoktu. Beklediğimizin çok gerisinde, yani benim beklediğimin çok gerisinde bir maç oldu. Yani daha iyi bir maç beklerdim ikisinden de. Davis knockoutlar ama böyle bir maç. Bir saniye şuradan bakayım arkadaşlar. Çünkü yorumlar çok hızlı gidiyor. Göremiyorum, kusura bakmayın, yani benimle alakası yok. Çünkü o kadar çok yorum geliyor ki okuma şansım yok ama buradan bakacağım bir saniye. Davis knockoutlar ama böyle bir maç çıkartabilmesi çok yönlü bir boksör olabildiğini gösterdi. Bu çocuk tek düze değil, rakibe göre oyun kurabiliyor. Çok önemli ve onu zirvede tutacak bir özellik. Aynen öyle, akıllı boks, akıllı dövüştü. Yani ben hep ne diyorum, boksta doğru olanı yapmak zorundasın. Doğru olanı yapmadığın zaman kaybedersin. Doğru olanı da Gervonta Davis yaptı. Bu şekilde bir boksörün karşısında presli boks yapan, kondisyonu yüksek olan bir boksörün karşısında dövüşürken bu tarz dans edeceksin ve uzaktan yumruklar vuracaksın. Mesafeye sokmayacaksın. Eğer ki mesafeye sokarsan alacağın maçı bile kaybedersin. Yani doğru olanı yaptı ve kazandı. Hak etti. Hakkı mıydı? Hakkıydı. İsaç Cruz kötü bir boksör değil, iyi bir boksör. Aslında biraz daha kontrolü dövse çok iyi işler çıkartacak. Funduro maçı daha keyifliydi puanlama. Doğruyu yaptı ama zevk ve boks yoktu maçta. Yani akıl boksu olan maçlarda şöyledir, çok fazla zevk olmaz. Mesela Canelo Floyd Mayweather da öyle mesela. Akıl boksu yaptığı zaman, teknik dövüştüğü zaman olmaz ama biraz güce dayalı, prese dayalı boks olduğu zaman, yumrukların sayısının çok olduğu maç, net yumruklar vurulan maçlar olduğu zaman enerji heyecanı yüksek olur. Riske atmadı, nakat alabilirdi ama o riske hiç girmedi Floyd Effect. Selam hocam, 2 sene sonra olsa Cruz alırdı. Yani olabilirdi. Yaşı genç Cruz'un ortada bir maç. Çok fazla Gervonta Davis'in çok fazla üstünlüğü de yok bu maç. Ortada bir maç, yaşı genç. İsa Cruz'un bundan sonra, İsa Cruz iyi işler yapacak. Kötü bir boksör değil. Aslında rövanş hak ediyor. Aynen, bu maç bir rövanş hak ediyor. Yani ikisi arasında bir rövanş olabilir. Ama yapmazlar daha. Cambosis veya belki Garcia da diyor. Easy work diyor. Cambosis maçlar için diyor ki easy work diyor. Kolay maç diyor. Cruz Tyson gibi yakın dövüşü çok etkili ama teknik hiç yok. Aynen öyle. Cruz gibi boksör diri ve sert bir
Yani Cruz aslında sağlam bir boksör. Aslında yumrukları da bazen iyi boşalıyor. Ama biraz daha rakibi kandırması, vücut fertlerini çok kullanması lazım. Yani her zaman söylüyorum, yani düz boksa bir yere kadar gidiyorsun. Bir yerde bir yerden ileri gitmiyor. Yani gitmiyor. Bak gördünüz, yani gitmiyor. Biraz daha dediğim gibi el fertlerini, vücut fertlerini kullansa çok daha iyi olacak. Ama böyle kapalı kapalı giderken biraz da ellerini kandırması lazım. Ellerine, vücuduyla bunları yapsa iyi olacak. Ama yapmadığı için işte bu tarz maçlarda kaybedebiliyor. Cruz Tyson gibi yakın dövüşü çok etkili ama teknik hiç yok. Aynen öyle. Cruz iyi boksör. Diri ve sert bir isim. Cruz bu maça erken çıktı. Bence de. İyi işler yapacak Cruz. Floyd'un yüzü gülmüyor aslında. Bu her şeyi gösteriyor. Ya Floyd disiplin iyiydi. Gervonta Davis'te disiplin iyiydi. Doğrusunu söylemek gerekirse. Cruz'un hakkı yenildi. Yenildi be. Kambosos kendini kanıtladı. Davis kolay diyor ama bir sürü kaçar Kambosos'ta. Gervonta Davis'in canı yanıyor sanki. Elinde bir hasar var. Özellikle sol elinde bir hasar var. Genel olarak baktığımız zaman zevksiz bir maçtı. Mayweather babası sağ olsun yoksa kaybetmişti. Hadi en kötü beraberlik. Zaten 115-113 çok yakın yani. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5. Yani çok az bir farkla maç Gervonta Davis'e gitti. Adrenalin yoktu maçta. Yani insanlar beklediği maçı, doğrusunu söylemek gerekirse, göremedi. Yani bu tarz maçlarda beraberlik yoktur arkadaşlar. Lobby kimdeyse maç onun olur. Yani aynen, yani boksta, ama bu maçta doğrusunu söylemek gerekirse maç Gervonta Davis'in hakkıydı. Sence hak etti mi üstad? Etti. Gervonta'yı hak etti. Zaten aralarında şey yoktu. Çok fazla bir fark yoktu. Puan farkı yoktu. Sizce hak etmedi mi de Gervonta Davis maçı? Isaac Cruz'un hakkı mıydı maç? Cruz biraz daha mideye çalışsa yatıracak gibiydi. Gervonta açık verdi. Cruz
it so you don't pull out. That's how you get caught. You gotta believe in yourself. That's what I want you to do. Cruz biraz daha. Yani doğrusunu söylemek gerekirse İsa Cruz'u dövüştürmedi Gervonta Davis. Hani dövüştürseydi, o da yumruk atsaydı bu maç çok farklı olurdu. Enerjisi çok farklı olurdu. Sürekli kaçtığı için, sürekli oynadığı için doğal olarak maçta bir enerji göremedi fanlar. Aynı durumda Gervonta'da beraberlik verirlerdi. Şu maçın hakkı diğer de beraberlik de olabilirdi yani. Berabere de bu maçı verebilirlerdi. Hem İsak Cruz'un ileriki boks geleceği açısından şuradaki bir beraberlik bence iyi olurdu. Yenilgide yenildiği maçta yani iyi bir isim, bu isimle de bu şekilde maç yapmak, yani kimi fan da belki İsak Cruz'u aldığını düşünüyor, maçı İsak Cruz'un hak ettiğini düşünüyor ama maç genel olarak ortada giden, bir tık daha Gervonta Davis'in üstünlüğünün olduğu bir maç diyebiliriz. Çizik almadan bitirdi, akıllı dövüştü, rahat dövüştü, sakindi yani. İsa Cruz çok yumruk attığı için öyle görün ama çoğu boşa gitti. Aynen, boşa çok yumruk attı İsa Cruz. Yani o da çok onu yordu. Demek ki her boksörü nakavt edemezsiniz. Arkadaşlar, her boksörü zaten nakavt edemez. Yani o iyi yakaladı iyi zamanlarda. Yani İsa Cruz'a da yumruklar vurdu. Olmadı yani. Hatta İsa Cruz bence kötü de maç yaptı. Ben İsa Cruz'dan daha iyi bir maç beklerdim. Hani Gervonta Davis'i çok fazla zorlayacağını, çok fazla Gervonta Davis'e yumruk vuracağını bekliyordum. Ama biraz da tutuk dövüştü. Daha iyi dövüşebilirdi yani. İsa Cruz'da o potansiyel var. Ama rakibi buna izin vermedi. Sürekli kaçtığı için, sürekli dans ettiği için yakalayamadı bir türlü. Abi seni yeni keşfettim. YouTube'da böyle içeriklerin olması güzel. Yani biz zaten yeni keşfediliyoruz. Zaten duyan geliyor ama son zamanlarda şunu görüyorum. Son zamanlarda isimle aranıyorum. Özellikle de Google'da, YouTube'da kendi ismimle aranmaya başladım. Sadece insanlar bir yerde bana denk geldikleri için değil. Artık Erdal İnan'ın ismiyle aranıyorum yani. Kulaktan kulağa büyük bir ihtimal duyuluyor ve duyan da geliyor zaten. Artık bundan sonraki süreçte daha profesyonel olacağız. Daha iyi anlatımlar, boksla ilgili daha etkili konulara değineceğiz. Bilgilendireceğiz boks fanlarını. Boksla ilgili bilmesi gereken her şeyi boks fanlarına anlatacağız. Merak ettiği soruları, kafalarındaki birçok soruya cevap vereceğiz. Abi fırsat vermedik adam, sarıla sarıla ne hale geldi, ağır siklet maçı gibi sanki. Aynen öyle. Yani dövüştürmedi, dövüşmesini izin vermedi işin açıkçası İsa Cruz'un. İsa Cruz'u hep mesafenin dışında düştü. Mesela o da yumruk vursaydı emin ol onun vurduğu kazandı İsa Cruz yumruk atardı ama olmadı. Diaz yumruk şiddetini arttırsaydı Hane'ye yenebilirdi. Aynen öyle. Bence Diaz da kötü dövüşmedi. Bence Giorgio Diaz iyi maç yaptı. Kötü maç yapmadı. Ha, daha iyi olabilirdi. Olabilir miydi? Olabilirdi. Mesela ne yapabilirdi? O yakında dörtlü beşli yumruklarını vurabilirdi. Ne yapabilirdi? Rakibi alta vururken gelişine kontralarını vurabilirdi. Sağ direk, sağ kroşe, sol direk, sol kroşe, sol aparkatlarını vurabilirdi. Bunları vurmadı. Yani gelişine bunları da vursaydı hem daha çok puan alacaktı
Hem çok daha güzel gözükecekti boksu. Ama olmadı. Lomachenko maçını da anlatacak mısın kanalda? Anlatacağım aynen. Lomachenko maçında da buradayız. Elimizden geldiği kadar. Bütün maçlarda buradayız. Cruz Canelo'nun rakibiyle çalışmalı. Yani bence de. ...25-24 KO oranı olan biri bu kadar mı korkak dövüşür? Arkadaşlar ben size ne dedim? Isaac Cruz tehlikeli bir boksör dedim. Isaac Cruz iyi bir boksör dedim. Isaac Cruz hatta benim beklentilerim şu anda gerisinde kaldı. Kalmasının nedeni de şu. Gervonta Davis kaçak boks yaptı. Onu dövüştürmedi. Dövüştürseydi emin olun bu maç çok farklı olurdu. Yani onunla dövüşseydi, o ikisi birbirine yumruk atsaydı Isaac Cruz'u daha iyi görebilecektiniz. Ama hep kaçtığı için, Isaac Cruz'a dövüşme fırsatı vermediği için hem maçın enerjisini düşürdü Gervonta Davis, hem de Isaac Cruz'un bir nevi kendi boksunu yapmasını çok fazla engelledi. Bu arada kanala yeni gelen arkadaşlar varsa abone olmayı unutmasınlar, bildirim açmayı. Canlı yayınlarda her maçta birlikte maçları değerlendiririz ve attığım videolardan haberdar olurlar. Bunu unutmasınlar, bu önemli. Şimdi sorulara bakalım. Hocam Gervonta Davis maçı ne oldu? Maçı Gervonta Davis aldı güzel kardeşim. Ya Ryan Garcia dayanıksız bir boksör. Yani Ryan Garcia'yı Luke Campbell maçında gördük yani. Ryan Garcia ters bir Gervonta Davis'ten bir yumruk alsa yani yaprak gibi düşecek bir boksör. Hızlı olabilir, kroşeleri iyi olabilir ama kroşeleri iyi diye yani her maçı kazanacak diye bir şey yok. Bilal Gundoğdu Gervonta Davis maçı kazandı. Abone oldum reis. Sağ ol kardeşim. Lopez bence Haney'i yener. Haney'i yener. Yani Lopez bence de yener. Lopez güçlü. Arkadaşlar Lopez'i bak. Kambosa yenildi diye Lopez kötü bir boksör anlamına gelmez. Lopez ile Kambos maçına baktığımızda zaten Lopez'in üzerindeki olumsuzluğu mutlaka görmüştürsünüz. Doğru mu? Yani Lopez Vasilomachenko karşısındaki Lopez değildi. Lopez cesaretli, yürekli ve güçlü bir boksör. Bunu söyleyelim. Lopez de sadece Vasili ile maç yapmak istemiyor. Yapmak istememesinin nedeni de Vasili'nin tekniğini biliyor. İkinci maç yapsa kaybedeceğini de biliyor ama korktuğu için değil. Yani maçı riske atmak istemiyor. Kambosuz maçına gelince o maçta performans olarak da çok kötüydü. Konsantre olarak da kötüydü. Covid-19 hastalığına yakalanmış ve bu hastalık onu yıpratmış. Yapılan açıklamalara baktığımızda, doktorların söylediği sözlere baktığımızda Lopez o maçta ölebilirmiş de. Yani o derece durumu kötüymüş. Yine de bu maçı yapmak istemiş. Ve bence Timo Lopez'e kaybettiren sağlık sorunu yaşadığı için bence bu maçı o yüzden kaybetti. Özellikle de Thibaut Lopez güçlü yumruklarını 10. round gördük. Kambos'u zor duruma soktu ve Kambos da onun ne kadar güçlü olduğunu gördü yumruklarının. Bence Lopez kötü bir boksör değil. Sen şu meşhur bir kel var ya. Bir saniye. Sen şu meşhur bir kel var ya, bokstan zerre anlamayan, ondan çok daha iyisin reis. Yani onun anlayıp anlamadığını bilemem. Ama ondan çok fazla şikayet geliyor bana. Çok fazla bilmiyorum yani, insanlara ne yapıyorsa, nasıl bir diyalog içindeyse. Ama şunu söylemek gerekirse çok fazla saldırıya uğruyorum yani. Özellikle de bazı yorumlar, yani bilinçli yapılan yorumların olduğunu düşünüyorum. Bilinçli bir şekilde kanalıma saldırılar oluyor böyle. Yaptıkları yorumlar. Yani biliyorum ki hedef olarak alınarak yapılan yorumlar. O yüzden
bizim ilerlememizi istemeyen insanlar da var, bunu görebiliyoruz. Yani bu alanda başarılı olduğumuzu görüyorlar, iyi ilerlediğimizi görüyorlar. Özellikle de son zamanlardaki boks fanlarının kanalımızı keşfedip kanalımızda kalması ve bizi yani özellikle de bilgime inanmaları, yani bu birilerini rahatsız ediyor, ettiği için de zaman zaman şu oluyor, yani bu saldırılara uğruyorum yani. Teknikle kazandı sadece, hepsi bu bence. Emir Kağan da hızlı gördük sonunu. Canelorian Garcia hakkında dürüstçe söyledi, kendini toplar diye çok sosyal medya şövmenliği yapıyor, işini yapmıyor. Aynen öyle. Ryan Garcia dizi çekiyor. Cenk Hoca'dan bahsediyor. Onun kanalına gelip saldırıyorlardı. Kendisi çirkef biri, reis dikkat et. Yani şöyle, gerçekten şunu görüyorum yani, bana farklı hesaplardan yazıyorlar. Farklı hesaplardan, sahte hesaplardan, işte benim nasıl söyleyeyim, boks bilgimi ölçmeye çalışıyorlar. İşte benim yanlış bir haber yaptığımı zannediyorlar. Ama oysa benim bu zamana kadar anlattığım bütün sözler dünya çapında ulusal kanallar, yani ulusal sayfalardan edindiğim bilgileri ben bu fanlarla paylaşıyorum. Yoksa kesinlikle böyle uyduruk bir şey paylaşma şansım zaten yok. Yani onu hangi cesaretle paylaşabilirim ki yani? Yanlış bir haberi. Yani bunu yapma şansım yok. Kesinlikle boksörler arasında tarafsızım. Sevdiğim boksörler olabilir ama maç yaparken tarafsızım. Yani maç anlatırken hak edene hakkını veririm. Sevdiğim bir boksör de olsa, Canelo Alvarez de olsa, ondan sonra Anthony Joshua da olsa, sevdiğim boksörler de olsa maçları tarafsız anlatıyorum. Bu bir gerçek, boksörler karşısında tarafsızım. GG Box Gökhan abiden bahsediyor, Cenk değil. Ya bilmiyorum kimse ama şunu diyorum, birileri tarafından yani yapılan yorumlara baktığımızda dediğim gibi şunu görüyorum yani. Bizim bu şekilde yükselişimiz birilerini rahatsız ediyor. Rahatsız ettiği gibi de yani sahte hesaplardan yazıyorlar yani. Bunu da zaman zaman görürsünüz zaten. Gökhan abi çok iyi biri. Boks çevirileri sayesinde güzel kitle yakaladı. Sen boksörsün. O bahçıvan, onunla seni kıyaslayan maldır. Yani ben bu işin içinden gelen birisiyim. Cenk Hoca da iyidir, sallamayın. Yani ben bu işin içinden gelen birisiyim ama şu bir gerçek, herkes kendi yolunda gidiyor. Ben kendi yolumda gidiyorum. Yani o insan iyidir, kötüdür, ben bunu tartışmıyorum sadece. Benim sadece burada söylemek istediğim tek şey bu. Şu, yani birileri ben ilerlerken buna örnek vereyim, çukur kazan oluyor önüme. Yani bunu da görüyorlar ve benim yaptığım olay da belli yani. Paylaştığım şeyler de belli. Boksu anlatıyorum ben. Herkesin yolu farklı. Mesela bazı isimler boksla ilgili haberler yapıyor. Yani herkes kendi yolunda gidiyor. Ben onlara hiçbir şey demiyorum. Ama bazen şunu eleştirebiliyorum bazı antrenörleri. Onlara şunu diyorum. Yani boks bilgisi çok geride. Kendisi boksu bilmiyor. Boksla ilgili teknik anlatıyor. Ben bu antrenörleri bazen eleştiriyorum. Çünkü birilerinin zamanını çalacak. Birileri ona inanacak. Onunla çalışacak. Yani önde de çıkan bir isim, bu yüzden de ne olacak? Yıllarını boşa harcamış olacak ve yıllarca boksa yapsa başarılı olamayacak. Yani bu bir gerçek. Ben isterim Erdal hocamla Gökhan hocamın sohbetini görmeyi. Yani inşallah. Yani ben kimseye şunu demiyorum yani, ben herkesle konuşurum, herkesle sorun yok yani. Birisi benimle konuşmak isterse konuşmak isterim. Kim olursa olsun bu fark etmez. Ama birisi benim derse benden başka kimse yok. Ben varım. Kendinden başka kimseyi kabullenemezse kusura bakmasın da kimse. Yani burası, burada birçok bu işi yapan insan var. Reis, o adam saldırıyordur. Aç bak kanalındaki yorumların %50'si Fake kendi hesaplarından yorum atıyor kendine. Yani doğrudur, olabilir, bilmiyorum.
Arkadaşlar kanalda farklı kanalların burada tartışmasını yapmayın. Kalite farkını insanlar çözer zaten. Erdal Hoca'nın kimseye kendini ispatlama ihtiyacı yok. Benim aynen öyle. Yani benim kendimi kimseye ispatlamama gerek yok. Bak ne diyorum. Herkes kendi yolunda, ben de kendi yolumdayım. Benim boks bilgim belli. Tecrübem belli. Anlatımım belli. Tarzım belli. Yani ben kendi yolumdayım. Kimseyle de bir işim yok. Herkes de kendi işini yapıyor. Kendi işini yaptığı sürece herkese saygım var. Yalnız bana sahte hesaplardan hiç kimse yazmasın. Zaten ben onları anlıyorum. Bunu yapmasınlar. Yani gideceğim yolda, ben bu yolda gideceğim zaten. Çünkü şu anda benim yaptığım işte burada bir kitlem var. Onların benden beklentileri var. O yüzden bu yolda ilerleyeceğiz. Erdal hocamın yorumları çok iyi. Teşekkür ettim. Yani ben elimden geldiği kadar işimi en iyi... Günaydın. Maç ne oldu? Sonuç. Maçı Gervonta Davis kazandı. Şimdi şöyle arkadaşlar. Ben elimden geldiği kadar işimi en iyi yapmaya çalışan bir insanım. Şu anda belki ekipman olarak çok iyi durumda değilim. İleride çok daha profesyonel anlatacağım. Çok daha boksla ilgili belki özellikle durdurup bazı boksörlerin nerede yanlış yaptığını, nerede doğru yaptığını, bunları anlatacağız. İyi vurduğu yumrukları. Mesela boksörlerle ilgili maç öncesinde önemli bilgiler. Dediğim gibi bu işte daha yeniyim. Daha yeni yeni anlatmaya başladım. Ben de gittikçe kendimi geliştiren, her geçen gün üzerine bir şey koyan. Çünkü ben bundan önce ne yapıyordum? Boksun içindeydim. Antrenman yapıyordum, dövüşüyordum. Ama bu işi anlatmak gerçekten bambaşka. Yani buna alışmak biraz zor. Ama dediğim gibi gittikçe... arkadaşlar da diyor, hocam diyor, gittikçe daha geliştin, daha iyi anlatıyorsun, diksiyonun da düzeldi diyor ve ben de bunun farkındayım. İnşallah daha iyi olacak. Reis, kanalın Instagram hesabını aç. Instagram hesabım var zaten. Gervonta ID aldı. Maç YouTube ne zaman düşer? Maçın YouTube'a ne zaman düşer? Geç düşer. Genelde böyle paralı maçların maçlarını geç atıyorlar. Çekişme yok arkadaşlar, aile olalım. Aynen öyle. Yani ben ne diyorum bak. Ben herkese kapım açık. Ortak canlı yayın yapabiliriz. Yapmak isteyen boks anlatımları yapan arkadaşlarla ortak canlı yayın yapabiliriz. Yani bağlanabilirim, konuşabilirim. Sorun yok. Onlar farklı. Onun yaptığı farklı bir özellik vardır. Benimki farklıdır. Herkesin iyi yaptığı bir şey vardır. Ama ortak noktada hep birlikte buluşabiliriz. Sonuçta fanlar ne istiyorsa o olması gerekiyor. PC olanlara bedava Esport Plus ve tüm spor kanallarından nasıl izleyeceğini anlatırım. İsteyenler Full HD. Joshua'nın çekilmek için 40 milyon sterlin istemesine ne diyorsun? İkinci maçı yapması intihardır. Kariyeri büyük bir risk altında ve bunu kaldıracak mentalitesi yok. Bence 40 milyon verseler ben olsam ben çekilirim şahsen. Yani bir yerde aklını çalıştıracaksın. Hem kariyerin açısından hem de ekonomi açısından 40 milyon çok iyi para bence. Ben gözüm kapalı bu parayı kabul ederdim şahsen. Yani biliyor ki zaten risk nasıl söyleyeyim? Riskli mi maç? Yani %100 kazanacağı belli değil maç. Yani İlk maçı kaybetmiş. İkinci maçı hani garanti olsa tamamlayacağım, maça çıksın. Ama garanti değil. Özellikle boks fanlarının %80 %90'ı bu maçı kaybedeceğini zaten bir nevi biliyor. Ama ringe geleceği teknik, taktik, performans belli değil. İyi bir performansla gelirse belki fanları şaşırabilir. Ama ben olsam şahsen buradan parayı tercih ederdim. Harip vermez 40 reis. Bir de Joshua kaybedecek hali antrenörü yok. Fury zeki vermez. Yok yok. Fury kesinlikle o parayı vermez. Kesinlikle ve kesinlikle. Yani 40 milyon nedir? Yani o parayı verir mi ona? Yani maç yapmadan bu kadar para alacak. Yani vermez.
Fury galiba sk... Arkadaşlar bir canlı yayının da sonuna geldik. Son soruları alalım. Akşam bu maçla ilgili canlı yayını açacağım. Akşamki canlı yayında maçla ilgili yine konuşalım. Biraz uyuyalım, dinlenelim ve sonra her zamanki gibi devam edelim. Fury kendisi tüm Wilder maçlarının toplamında 40 almamıştır. Aynen öyle yani. Aynen öyle. Fury bir kuruş vermez. Bir çingeneden o parayı alamazsınız. Verse Wilder'a çekil parayı verirdi. Aynen öyle. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Mesela bazı arkadaşlar diyor ki ben diyor mesela kanaldan yeni haberdar oldum diyor. Bu kanalı yeni keşfettim diyor. Yani benim anlamadım. Ben mesela YouTube'a video attığımda baktığımda mesela yazılan boksör bir boksör yazdı ilk sırada ben çıkıyorum ama acaba YouTube mu göstermiyor geniş kitlelere yoksa yani nasıl oluyor ben de anlamadım yani. Hocam diyor yeni keşfettim diyor. Daha önce haberim yoktu diyor. İşte iyi ki bu kanalı buldum falan diyor. Biz de zannediyoruz bütün Türkiye'deki boks fanları bizi görüyor, bizi biliyor zannediyoruz ama yani demek ki YouTube çok fazla kişiye göstermiyor herhalde. Böyle mi oluyor acaba? Bilmiyorum ben tam olarak. Yok yani tamam YouTube beni öneriyor. Videolarımı öneriyor. İşte zaman zaman da bakıyorum mesela boksla ilgili bir şey yazdığı zaman ilk sıralarda çıkıyorum ama yani bazı arkadaşların öyle demesi acaba diyorum ki nasıl benden fark yani yeri keşfeder beni. Ben işte bayağı zamandır boksla ilgili videolar paylaşıyorum diyorum. YouTube'un bedava eğitim videoları var. Onları izle çok faydalı. Ya izliyorum. Ben hepsinden haberim var. Hepsini izliyorum ben onları. Yok yani benim demek istediğim şu. Biz çok fazla kişiye yani yeni keşfedin deyince yani ben zannediyorum herkes görüyor yani bizi. Herkes görüyor Türkiye'deki, dünyadaki herkes. Ama biri çıkıp deyince yeni keşfettim. O zaman bir şok oluyorum yani. Çünkü önemli maçlarda attığım videolar ilk sırada. Yani bilmiyorum artık. Arkadaşlar akşam canlı yayında görüşürüz. Akşam 10 gibi canlı yayın açacağım. UFC'de yapsan çok ilgi çeker reis. UFC ile ilgili çeker ama yani bizim işimiz boks yani UFC'den anlamam. UFC ile ilgili sadece şey paylaşabilirim. UFC maçlarının tarihlerini paylaşabilirim. Ancak bunu yaparım. Ama bu sefer karışıklık olur. Yani olmaz yani. Şu anda biraz boks ilerleyeceğiz. Çünkü biraz bir şeyler oturtturduktan sonra belki ileride olabilir. İleride farklı bir değişim olabilir yani. Boksun yanına UFC'yi de katarız. Tarih haber ve çeviri paylaşsan yeter bence büyük maçların. Zaten onları yapıyorum zaten. Bakalım. İnşallah daha iyi olacak ileride. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Akşam dediğim gibi 10'da canlı yayında görüşürüz. Saat 10 gibi. Canlı yayın açacağım bu maçla ilgili. Son soruları alalım. Kapatalım.
Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Şu anda bana mesaj gelmiyor. Yine önemli maçlarda bu şekilde görüşmek üzere. Hoşça kalın.